çocuğunuz el çırpma, sallanma gibi takıntılı davranışlar gösteriyorsa, kendisine seslenildiğinde bakmıyorsa, konuşmasında belirgin bir gecikme varsa, yaşıtlarıyla oynamıyorsa, hızla dönen bir şeyi saatlerce izliyorsa, otizmle olabilir. Eğitim, otizmin tek çaresi. Türkiye'de 100 binin üzerinde otizmli çocuğumuz eğitim bekliyor. Onlar da erken tanı ve eğitimle tıpkı doğuş gibi okula gidebilir, arkadaşlarıyla oynayabilir. Siz de otizmin farkındayım, onların yanındayım diyorsanız, tohum yazıp 5290'a SMS gönderin, 5 TL bağışta bulunun. Otizmli çocukların eğitimine siz de katkıda bulunun. Evet, otizm günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk ve Türkiye'de 450 bin civarında otizmli kişi var. Yani bir diğer deyişle her 150 çocuktan biri otizmli. Aslına bakarsanız onlar normal bireyler. Sadece biraz anlayışa, daha doğrusu bizim onları biraz anlamamıza ihtiyaçları var. Bugün otizmi konuşacağız. Otizmin ne olduğunu öğrenmeye, otizmli çocuklarımızı anlamaya çalışacağız. Konuğumuz Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin. Aylin Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Aylin Hanım, öncelikle şöyle başlayalım. Şimdi otizmi hep duyuyoruz ama ne olduğunu aslında tam olarak, doğru olarak pek de bilmiyoruz. Otizm nedir? Otizm nörolojik bir bozukluk, doğuştan gelen bir rahatsızlık ve yaşamın ilk 2 ya da 3 yılı içinde belirtilerini ortaya koyuyor. Hı hı. Sosyal alanlı, dili ve davranışları etkileyen özellikler gösteriyor. Sosyal ilişkilerdeki problem göz göze bakmamaktan tutun, arkadaşlık kuramamaya kadar değişik bir yelpaze içinde yer alabilir. Dildeki problem hiç konuşmamaktan tuhaf ve takıntılı konuşmaya kadar değişebilir. Takıntılı davranışlar da bu dilde takıntı da olabilir. Yani bir şeyi devamlı söylemek de olabilir. Davranışlarında takıntılar olabilir. Anlamsız hareketleri tekrar tekrar yapıyor olabilir. Zıplamak, parmak ucunda yürümek vesaire, bunlar da örnekler olabilir. Tek bir kelimeyle açıklanamadığı için net olarak anlamak da zor. Onun için böyle uzun bir açıklaması var. 2-3 yıl dediniz. İlk yaşamın 2-3 yılında aileler nasıl anlayabilirler çocuklarındaki bu durumu? Belirtiler nelerdir? İlk bir yaşından itibaren aslında belirtileri göstermeye başlar. Şöyle ki, bir yaşına doğru anne ve babasına direkt olarak anne ve baba demesi lazım. Herhangi birine değil. İlk kelimelerini söylemeye başlamış olması lazım. Kucağa alındığında sarılması, sarılmama özelliği gösteriyorlar bu çocuklar. Sanki sizin çocuğunuz değilmiş gibi. Kendi çocuğunuzu almanıza rağmen sizin çocuğunuz değilmiş gibi davranabilir. Bir nesneyi gösterdiğiniz zaman onu takip etmesi gözüyle. Bunlar ilk bir yaşının belirtileri. 2 yaşına doğru 100 kelime, anlamlı 100 kelime kullanabiliyor olması lazım. Yani gerçekten suya su diyebilmesi, evet. 2 kelimelik cümle kurabilmesi, su ver gibi. Arkadaşlarıyla oynamaya başlaması, yaşıtlarına ilgi göstermeye başlaması, adına seslenildiğinde dönüp bakması. Bazı aileler canı istediğinde yapar der. Bu çok tehlikeli bir kavram. Canı istemek, yani bu çok sık tekrarlamaması lazım. Tabii ki her çocuk canı istediğinde yapar yapmaz ama sık tekrarlayan bir durum olmaması lazım. Yani özetle ilk kelimelerini söylemiyorsa, arkadaş ilişkisi kurmuyorsa, göz göze temas etmiyorsa, size sarılmıyorsa, daha bebekken ilk bebek oyunlarını oynamaya özen göstermiyorsa burada bir tehlike olabilir. Yani sadece kilosuna, boyuna, aşılarına değil, gelişimine de dikkat etmek gerekiyor. Otizmin bir nedeni yok aslında, değil mi? Şu nedenden dolayı Tam bilinemedi. Evet, bulunamadı. Genetik olduğu düşünülüyor ama çevre faktörlerinin de etkilediği yönünde araştırmalar var. Evet. Peki tedavisi var mı otizmin? Yani bildiğimiz kadarıyla bir ilaç tedavisi söz konusu değil. Tıbbi bir ilacı yok ve bir yaş sınırı da önemli değil mi tedavi sürecinde? Tam tedavi yok. Evet, gerçekten bir ilacı alalım ve bunu geçirelim gibi bir durum yok. Ancak tıbbın da yardımcı olabildiği noktalar var. İşte beraberinde bir hiperaktivite, dikkat dağınıklığı varsa bu noktalarda çocuk psikiyatrisi mutlaka destek olacak ilaçlar verebilir. Burada ailelere hatırlatmamız gereken, çocuğu bir kere
ve çocuk psikiyatrisine gösterip bırakmamaları gerek. Yani süreç içinde takip etmeleri, 6 aydan 6 aya, yıldan yıla mutlaka çocuğu doktora götürmeye devam ettirmeleri gerekiyor. Ama asıl olan eğitimdir. Eğitimle bu çocukların davranışlarını geliştirmek, değiştirmek mümkün olabiliyor. Erken tanı çok önemli. Çünkü beyin gelişiminin çoğu 5 yaşından önce tamamlanıyor. Evet. Onun için 3 yaş civarında bu çocukların problemini tespit edebilir ve erken yoğun eğitim alırsak. Burada erken yoğun eğitimi açmak istiyorum. Açın. Uyana kal olduğu her saat diyeceğim neredeyse. Ya, ve masa başı eğitim olması gerekmiyor. Yani burada bir yazmaktan, çizmekten bahsetmiyoruz. Birlikte oynamak, parmaklarla bir şeyi gösterebilmek. Dolayısıyla uyanık olduğu her saat bu çocuğun birebir ilgi alması, yoğun bir eğitim alması gerekiyor. Peki eğitim demişken size dönecek olursak vakfınıza, Tohum Otizm Vakfı'na, sizin çalışmalarınızdan isterseniz bahsederek devam edelim. Siz neler yapıyorsunuz? Ailelere bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz ya da çocuklara? Bizim iki tür çalışmalarımız var. Birebir çocuğa yönelik direkt çalışmalarımız. Burada tabii sınırlı bir sayıda çocuğa hizmet verebiliyoruz. Ve asıl amaç da orada doğru eğitim verilirse nasıl çocukların geliştiğini Türk toplumuna gösterebilmek, Türk yetkililerine, eğitimle ilgili yetkililere gösterebilmektir. Bunun için 25 kişilik bir okulumuz var. Çok az, evet, olduğunu biz de biliyoruz. Bu bir pilot çalışma gibi. Hı-hı. Ya da bir ve burada sabahtan 9'dan 3'e kadar çocuklarımız eğitim alıyor ve mezun oranımız var. Evet, şu an o eğitim görüntüleri ekranlara geliyor. Arkadaşlarımız, evet, ekranlara getiriyorlar. İzleyicilerimize de bu bilgiyi vermiş olalım. Tohum Otizm Vakfı'nın verdiği eğitim. Lütfen devam edin. Evet, bu Şişli'de bir okulumuz, dediğim gibi küçük bir okul. Çok maliyetli bir okul çünkü birebir eğitim var, birebir öğretmen var. Hatta birden de fazla. Hı hı. Her dört eğitmene, her dört çocuğa bir daha yukarı şef pozisyonunda bir eğitimci. Bu şekilde yükselen bir model ve bunun know-how'u da yurt dışından getirildi. Uygulama, temel olarak uygulamalı davranış analizi kullanılıyor. Ama çok yoğun bir şekilde çalışıldığı için çocuklarda çok ciddi başarılar elde edilebiliyor. Yaklaşık %30'u mezun olup akranlarına aynı seviyeye gelip tamamen bağımsız olarak kaynaştırmaya kazandırılıyor. Bu çok önemli bir, hı hı, şey. Kalan bir %, bizde eğitimine devam ediyor. Yine kaynaştırmaya devam ediyor. Ama bazı derslerde kaynaştırma öğrencisi olabiliyor. Bir kısmı da ağır vakalarımız. Onlar tamamen bizimle kalıyor. Ve bizde bir belli bir yaşlı bir mezuniyet diye bir şey yok. Ne kadar bizde eğitim alması gerekiyorsa o kadar süre devam edecek, evet, eğitimlerine. Peki yaşıtlarıyla aynı seviyeye geldikten sonra eğitimler devam ediyor mu? Yoksa o seviye yakaladıktan sonra gelişimle aynen devam ettirebiliyor seviye mu? Seviye yakaladıktan sonra biz mezun edebiliyoruz. İşte o mezun oranımız %30 civarında ve dünyada da maksimum bu civarda tamamen mezun edebiliyorsunuz. Hiçbir destek almadan artık tamamen akranlarıyla bir arada olabilme oranımız bu. Ama bu tabii ki çok sınırlı sayıda. Bir de rehabilitasyon merkezimiz var bunun paralelinde. Evet. Bunun benzeri bir sistemi orada yapıyoruz. Ama asıl olan bizim topluma hizmetlerimiz. Onlar da işte kitapçıklarımız. Burada gördüğümüz gibi şöyle göstermeliyim herhalde. Evet. Bunları ücretsiz olarak yolluyoruz. Kitlerimiz var. Bunlardan faydalanabilirler. Bizleri arayıp veya sitemize ziyaret edip destek alabilirler. Destek alabilirler. Evet. Otizm Vakfı'ndan bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir de şimdi otizmli çocukların topluma kazandırılması için aile nasıl davranmalı? Toplum olarak biz nasıl davranmalıyız? Çünkü eğitimlerinize baktığımız zaman mesela örnek olarak veriyorum, şu kalemi buraya koy denildiğinde bu sevgiyle anlatılıyor. Sürekli çocuk seviliyor, sevilerek anlatılıyor. Sevgi herhalde eğitim aşamasında oldukça önemli. Tabii sevme, yani çocuklarla çalışması, hı-hı, özellikle sevmeden sevgisiz yapılacak bir şey değil. Ve her daim ödüllendirilerek, her yaptığı küçücük bir başarı ödüllendirilerek adım adım ilerleniyor. Toplum temelli bilgiler öğretmeye çalışıyoruz. Yani sadece akademik temelli değiliz. Bu sayede toplumun içinde çocuklarımızın yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Toplumun yapacağı en önemli şey aileler dışarı çıktığında çocuklarıyla işte onlara uzaydan gelmiş yaratıklar gibi bakmamaları belki çok önemli bir şey. Çünkü bu çok rahatsız edici, evet, bir şey aileleri. Yetkililerden beklediğimiz daha fazla okul açmaları, bu alanda daha fazla sınıf açmaları. Çünkü kaynaştırmadaki öğrenci sayımız son derece düşük. On binlerce çocuğumuz sadece rehabilitasyon merkezine gidiyor. Sadece ayda 10 saat eğitimle eğitim olmalı.
olmaz. Sizler de hatırlarsanız ilkokulda, evet, ortaokulda, lisede 160 saat eğitim aldınız. Evet. 10 saat, 160 saat bu çocuklar hiç eğitim alamaz. Peki Aynı Hanım, son şunu da sormak istiyorum. Son bir dakikamızın içine girdik. Ardından da otizmli çocuklarımızın bir mesajı olacak. Çizgi filmle bir mesajlar olacak. İzleyicilerimize o mesajı da ileteceğiz. Otizmli çocuğu olan ailelere buradan seslenecek olursanız onlara ne söylemek istersiniz? Bir dakikamız var. Bunu hatırlatayım tekrar. Bir an önce durumu kabullenin ve çocukla birlikte çalışmaya başlayın. Eğer çocuğunuz küçükse, yeni tanı almışsanız. Çocuğunuz ilerlediyse ve yine halen tam otizmden sıyrılamadıysa da ümitlerinizi kaybetmeyin. Her dakika çocuğun gelişmesi mümkün. Eğitime devam edin. Bilimsel metotlardan asla uzak durmayın. Bilimselliği kanıtlanmış metotlara özellikle sarılın. Çünkü toplum, basında özellikle çok yanlış tedavi ettiğini iddia eden, evet, metotlar da var. Bunlardan uzak durun. Sabırlı olun. Çok zor bir şey ama sabırla her şey başarılır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Aylin, evet, Hanım. Evet, Aylin Hanım'a teşekkür edelim. Onun mesajını aldık. Evet, şimdi. Evet, şimdi Aylin Hanım'ın mesajını aldık. Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'in mesajı böyleydi. Bir de otizmli çocuklarımızın sizlere mesajı var. Hadi şimdi onu izleyelim. Ben otizm olan bir çocuğum. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Duyusal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, sesler, tatlar, görüntüler, temaslar benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Alışveriş arabalarının tekerleklerini çıkardığı o gıcırtılı ses, günün indirimli ürününü tekrar tekrar anons eden mekanik ses, kasadaki işlem sesleri, bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku alma duyum aşırı hassastır. Yanımızdan geçen adam o gün duş alamamış olabilir. Bunlar benim için çok tiksindiricidir. Tüm bunlar beni etkiler. Hiçbir şeyi algılayamaz hale gelirim. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunun yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Koşturmayı bırak yerine arkanın atlı mı kovalıyor derseniz atlı mı karışır. Çantada keklik demek yerine bunu yapmak senin için çok kolay demelisiniz. Acıkmış, incinmiş, korkmuş, aklı karışmış olabilirim. Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğunda gösterdiğim tepkilere dikkat edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Yaşımın çok ilerisinde bir düzeyde adeta küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Kullandığım kelimeleri ya da içerikleri anlamıyor olsam da size yanıt vermek zorunda olduğumda buna başvurabilirim. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın. Güçlü yönlerimi keşfedin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istemediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim. Diğer çocukları beni oyunlara davet etme konusunda cesaretlendirmek işe yarayabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Lütfen beni koşulsuzca sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türünde düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Otizm benim seçimim değil. Unutmayın, bu durumu ben yaşıyorum, siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmem uzak bir ihtimal. Söz veriyorum, ben buna değerim. Sabır, sabır, sabır. Otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Evet, belki bir sonraki Michael Jordan olmayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle bir sonraki Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizmli olduğu düşünülüyor. Siz dayanığım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun. Bana destek verin. Ne kadar yol alabildiğimi göreceksiniz.